Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Borsa bugün 6200'ler civarında hareketini sürdürüyor. Yine pozitif bir ivme var. Dün belirli bir süre negatif yaptıktan sonra zaten pozitife dönmüştü. Farkındaysanız aylardır size çok ucuz seviyelerden borsadaki hisselerinizi satmayın. Günü geldiğinde yükselişleri göreceksiniz. Özellikle doğru hisselerdeyseniz diye ısrarla ifade ettim. Ben bunları ifade ederken de yükselecek dediğimizde birileri çok düşecek diyordu. Yükselecek dediğimiz için tepki gösteriyorlardı. Şimdi endeks 4300'den 6200'e kadar geldiğinde full hissede olanlar için özellikle biraz temkinli olmak, kâr realizasyonları yapmak, kenara nakit almak gerek dediğimde tepki verenleri de görüyorum. Dünkü yayından sonra bazı yorumları okudum. Gördün mü düşecek dedin, yükselişine borsa devam ediyor diyenler oldu. Sevgili arkadaşlar, kimse borsa çakılacak demiyor zaten. Sizlere aylardır borsanın yükseleceğini söyleyen zaten benim, herkes düşecek derken. Ki dünkü yayında da uyarı yapmama rağmen, videonun başındaki uyarıya rağmen videonun tamamını izleyip anlayamayanlar olduğunu görüyorum. Borsa bundan sonra da yükselecek arkadaşlar. Dolar yükseldiği sürece, enflasyon yükseldiği sürece, şirketler bu kadar dolar bazında ucuz kaldığı sürece borsa yükselecek. Ama yükselişler her zaman dimdik bir grafik halinde olmaz. Bu tarz dönemlerde de dün bu borsaya lanet okuyan insanlar şimdi hiç düşmeyecekmiş gibi davranıyor. Hiç düzeltmeye satış gelmeyecekmiş gibi davranıyor. Bu sefer de psikoloji biraz açgözlülüğe dönmeye başlıyor. Benim dün ifade ettiğim şeyin özü şudur sevgili arkadaşlar. 6200'e gelmiş endekste full malda olmam. Ben portföyümün bir kısmını boşalttım. Sizlere burada hep şeffaf bir şekilde anlatıyorum. Ama hisse pozisyonumu da koruyorum. Bakış açım şu. Yukarı giderse elimdeki hisselerle kazanmaya devam ederim. Düzeltme gelirse daha aşağılardan daha çok toplarım. Dolayısıyla düşen piyasa da benim, yükselen piyasa da benim. Yani güç bende, piyasa yönetenlerde değil. Eğer full hissede olursan ha çakıldı ha çakılacak, ne zaman çakılacak korkusuyla uykuların kaçar. Özellikle bu tarz yükseliş süreçlerinden sonra, hızlı yükselişlerden sonra biraz temkinli pozitif bakış açısıyla hareket etmek önemlidir. Önümüzde Merkez Bankası var, sonra bilançolar var, oynaklıklar olabilir. Ki önceki videolarımda da, dünkü videomda da 6100'ün üzerinde kalması halinde 6300-6400'lere kadar da gidebileceğini, bu potansiyelin olduğunu hep ifade ettik. Fakat en yükseği ve en dibi piyasada bulamazsınız. Belli yerlerden kademeli satmak, belli yerlerden kademeli almak gerekir. Benim burada yaptığım yayınların özü bir yatırımcı bilinci oluşturmaya dairdir. Bunu anlayamayan, sadece noktasal olarak şunu al bunu sat, şuradan al buradan sat bekleyenler bu kanaldan umduğunu zaten bulamaz. Dolayısıyla bu saatten sonra eğer ben portföyümdeki belirli pozisyonları kârla kapattıysam ve portföyümün bir kısmını da devam ettiriyorsam, hani hep söylüyoruz ya en tepeyi yakalayamazsın. En tepeye yakın yerleri artık yakalayabilirim. Niye? Düşmesinden korkmama gerek yok. Çünkü kenarda nakdim var. Bu işe biraz böyle baktığınız zaman piyasa sizi yönetemez, siz piyasayı yönetirsiniz. Kenarda paran varsa güç sende. Bunu unutma. Elbette ki yükseliş dönemlerinde yatırımcı şöyle bakar. Eğer full pozisyonda değilse, full hissede değilse para kaybediyorum, fırsat kaçırıyorum korkusu ve paniği yaşar. Bu tarz psikolojilerde yanlış adımlar atılmasına sebep olabilir. Elbette endekste bir çöküş olmayacak ama netice itibariyle kâr satışları da olabilir, düzeltmeler de gelebilir. Piyasayı rahat bir psikolojiyle izlemek mi yoksa stres altında izlemek mi? Ha şunu diyenler olabilir. Ya düşse de önemli değil. 5750'ye, 5500'e çok önemli değil. Ben uzun vadeli bakıyorum. Daha orta vadeli bakıyorum. En azından birkaç aylık bakıyorum diyenler için zaten problem yok. Arada ne olur? İşte düzeltme gelir mi diye bekleyen ya da aylarca zararda bekleyip psikolojisi bozulan arkadaşlar için bu uyarıları genellikle yapıyorum. Yoksa borsanın trendinin yukarı olduğunu bilmemek imkansız. Hepiniz bunun farkındasınız. Ücretler artıyor, enflasyon artıyor, dolar artıyor. Birçok şeyin fiyatı artıyor. Endeks dolar bazında son derece ucuz. Şimdi bir takım yayınlarda izliyorsunuz, dolar bazında 300-310 dolar hedef veriyorlar. Bunu ilk yayınlayan belki de benim. Geçen hafta grafiklerle sizlerle paylaştım farkındaysanız. 310 dolara kadar bu borsanın yükselebileceğini ifade ettim. Ama bu bir günde olmayacak. Bu bir sürece yayılacak. O yüzden bu tarz daha realist, daha temkinli pozitif yayınlar yapmaya çalışıyorum. Umuyorum anlaşılabilir. Şu gözden kaçıyor. Bazı hisseler
çok farklı ve çok sert yükseldi. Ve bunların arasında büyük hisseler de var. Elbette ki rasyolar açısından hala çok ucuz olabilirler. Ama bazen çok ucuzluk da yetmez. Belirli noktalara kısa sürede geliyorsa oralardan realizasyonlar da gelebilir. Benim bakış açım borsaya ve yatırıma budur. Alternatifli olmak, manevra kabiliyeti sağlayabilecek bir nakit varlık bulundurmak böylesi dönemlerde bence hayati öneme sahiptir. Umuyorum hepinizin bol kazançlı güzel günleri olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.